Şeytan devam ediyor. Kendisi hakkında sırlar, bilgiler veriyor bu ayetler bize kardeşler. Dikkat edelim. Sümme sonra لَاَتِيَنَّهُمْ ben onlara sokulacağım. Sinsi bir şekilde sokulacağım. Bakın şeytanın sokulmaları nasıl anlatayım? Fatura ödemeye gittiğiniz zaman sırada 30-40 kişi varsa bazı kurnazları göreceksiniz. Sokulanlar. Ahmet abi ne haber ya falan. Halbuki sırada Ahmet abi diye birisi yok. Bu çakal sıranın arasına kaynak yapmak için Ahmet abi, Mehmet abi ne haber? Ne oldu ben sıradaydım biliyorsun İsmail abi. 10. sıraya girer. Sokulur. Halbuki diğerlerinin kul hakkına girmiş olur. İblis de bunun gibidir. Sokulur. Yanına gelir sokulur. Seni düşünüyormuş gibi hareket eder. Halbuki tek gayesi vardır. Senin yanına sokulup istihbarat almak ve seni Allah'ın yolundan alıkoymak. Ben onlara sokulacağım. Min beyni eydihim. Tam karşılarından sokulacağım. Tam karşılarından geleceğim. Karşıdan gelmek ne demek? Biz hayatımız boyunca yürüyüşümüzde nereye yürüyoruz? Ebedi hayata, ölüme doğru yürüyoruz. Ateist de olsan, putperest de olsan, 1 milyon tane tanrın da olsa o ölümden kaçamazsın. Ne olursa olsun ölüme doğru gidiyorsun. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Peygamber bile olsan öleceksin. Ve son peygamber de geldi. Demek ki kaçışın yok. O zaman ölümden sonrası için bir hazırlık yapman lazım gelmez mi? La etiyennahum min beyni eydihim. Ben onlara karşılarından sokulacağım. Ahirete dayalı şüpheler vereceğim onlara. Ebedi hayata dayalı şüpheler vereceğim. Ya da ölmeyeceğini, çok geç öleceğini, 150 yaşına kadar yaşayacağını söyleyeceğim. Ateistlerle konuştuğunuz zaman yeni çıkan ateist tarikatında görüş ne? Bu görüş yakın zamanda çıktı. Görüş ne? Ölüm insanın kendisini programlamasıyla alakalı bir şey. Eğer öleceğine inanmazsan ölmezsin diyor yeni ateist tarikatı. Ya bu düşünceye, bu inanışa inanan yüz binler var kardeşler ya. Yüz binlerce insan ölmeyeceğini düşünüyor. Babası ölmüş, dedesi ölmüş, onun dedesi ölmüş. Yanındaki kardeşi de ölmüş. Baş ateist. O da ölmüş ve hala kendi kendini kandırıyor. Şeytan önünden gelmiş. Buna direkt cepheden gelmiş. Direkt penaltı yapmaya gelmiş buna sahtekar. Hiç sokulmasına falan gelmiyor. Cepheden geliyor. Ben şeytanım. Sen ölmeyeceksin ateist diyor. Bu da tamam be abi. Çok güzel ya diyor. Kanıyor. Düşme bu tuzağa. Bu vartaya düşme. Bro bu kadar düşemezsin ya. Bu kadar kolay düşemezsin. Karşısından geliyor ve kandırıyor. Aldatıyor. Yaptığının iyi bir şey olduğunu zannediyor. Ben Müslümanlardan ne kadar fazla insanı dinsiz yaparsam benim için o kadar iyidir. Ateizmin felsefesini bütün insanlığa yayarım. Bu sefer içki içtiğim zaman, kumar oynadığım zaman, faiz yediğim zaman, zina ettiğim zaman toplumda aşağılanmam. Toplum içinde, yaşadığım toplum içinde mahalle baskısına uğramam. Bu yüzden mahallemi ateistleştirmem lazım diyor. Sen ne kadar yaptığın işin iyi bir iş olduğunu düşünsen de işin altından pis sular geliyor, pis kokular geliyor.